Evet. Sağımda tonikleri görüyorsunuz. İki çeşit tonik. Solumda ise iksir. İki çeşit iksir. Diyeceksiniz ki neden iki tür iksir, iki tür tonik? Sebebi ne? Şimdi yıllardır anlatıyorum tonik. Bilindiği gibi lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Bunun özelliği gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlarına, enterit, kolit gibi bağırsak rahatsızlarına karşı etkili olması. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller, bu üç profesör kendi kliniklerinde, üniversitelerde yıllarca hastalar üzerinde tedavi denemeleri yaparak hastaları iyileştirmişlerdir. Toniğin ham maddesi lahana suyu, kırmızı lahana suyu, beyaz lahana suyu ve 19 çeşit bitki. Bunun özelliği nedir? İçerisindeki çok hassas bir madde var. Yani vitamin, mineral, enzim, glikoz içerir. Binlerce etken madde var. Fakat bizi ilgilendiren çok önemli iki etken madde var. Bir, eskiden U vitamini. Sonra Ulkus faktörü. Daha sonra da çok hassas bir amino asit olduğu anlaşılan metilmetilonun sulfonyum bromit içerir. Metilmetilonun sulfonyum bromit çok hassas bir amino asit. Midede gastrite sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteriyi problemsiz yok eder. Yani en ağır gastrit 3-4 haftada iyileştirir. Pangastrit bütün mideyi kaplamışsa iltihap 5-6 ayda iyileştirir. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış, belge var, bilgi var. Yazmış olduğum 3 ciltli kitapta da bu konuda ayrıntı var. Bunun içerisinde sadece lahana suyu değil. At kuyruğu otu, ada çayı, zeytin yaprağı, zencefil, zerdeçal, sinirlot vesaire. Şimdi artı bunun içerisinde Himalaya tuzu var. Himalaya tuzu. Fakat yüksek tansiyon problemi ve böbrek yetmezliği olanlar bunu kullandıklarında problem yaşıyorlardı. Çünkü Himalaya tuzu bildiğiniz gibi asidoz, ödem, damar sertliği gibi birçok rahatsızlığa karşı da etkili. Bu nedenle problem yaşayan hastalar için, yüksek tansiyonu, böbrek yetmezliği problemi olanlar için özel bir iksir ürettik. Cemre iksir, cemre tonik. Cemre toniğin özelliği nedir? Cemre toniğin gökçek tonikten farkı tuzsuz olması. Yani bunda gökçek iksirde Himalaya tuzu var. 19 çeşit bitki var. Farklı olarak cemre tonikte tuz yok ve yüksek tansiyon problemli olanlar için artı ayrı bitkiler var. Ve böbrek yetmezliği problemleri olanlar için idrar söktürücü başka bitkiler var. Yani gökçek tonikle cemre tonik arasında biraz fark var. Biz bunu bu nedenle ürettik. Çünkü tansiyon problemi olanlarda efendim böbrek yetmezliği olanlarda tuzlu tonik isimli anılıyordu bu ürünümüz. Buna karşı bu tür problemleri olanlar için özel bir ürün ürettik. Bunun ismi de Cemre Tonik. Cemre Tonik bizim patentli ürünümüzdür. Markası tescil edilmiş. Cemre Ağabey Hayat ismiyle anılır iksirle birlikte. Şimdi gelelim iksire. Bilindiği gibi yıllardır anlattığımız gökçek iksirden farklı olarak bir de cemre iksir ürettik. Gökçek iksirle cemre iksir arasında fark nedir? Gökçek iksir tansiyon, kolesterol, şeker, kalp damar rahatsızları, beyin kanaması, miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümöre karşı etkili olduğunu biliyoruz.
Fakat bazı hastalar, özellikle bayanlarda yoğun adet görmeleri nedeniyle veya kadın hastalıkları nedeniyle tansiyon problemi, düşük tansiyon problemleri olanlar Gökçek iksiri kullandıklarında damarları açıcı olduğu için iksir biraz daha tansiyonu düşüyor ve kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyordu. Bu nedenle düşük tansiyonu olan hastalar için, özellikle bayanlar için biz cemre iksiri, düşük tansiyon problemleri yaşayanlar için farklı olarak, Gökçek iksirden farklı olarak bazı şifalı bitkilerle takviye ettik, güçlendirdik. Şimdi Gökçek iksir artı cemre iksir. Bu iki ürünün kullanım alanları biraz farklı. Etkisi aynı. Bu yüksek tansiyon ve tansiyon problemleri olmayanlar için, cemre iksir ise düşük tansiyon problemi olan özellikle bayanlar için. İksir damarları, bilindiği gibi bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. Damarları su borusuna benzetelim. Nasıl ki su borusunun içerisinden kireçli su geçtiği zaman boruyu tıkıyorsa, bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer aratamazsa, karaciğerin aratamadığı toksik maddeler damarların iç yüzeyinde plaklar oluşmasına sebep oluyor. Damarların iç yüzeyindeki plakları Gökçek iksir de çözer, cemre iksir de çözer. Fakat tansiyonu düşükse kişinin damarların içerisindeki plaklar çözüldüğü için tansiyonu, düşük olan tansiyonu biraz daha da düşürürse ne olur? Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik gibi, baş dönmesi, baş ağrısı gibi rahatsızlar ortaya çıkar. Bu nedenle biz bu tür rahatsızlığı olan hastalar için özel olarak cemre iksiri ürettik. Artı tedavi sürecini hızlandırmak ve hastayı kısa sürede sağlığına kavuşturmak için, süreci hızlandırmak için düşük tansiyonu olanlar için biber yeri özel bir çay. Sadece biber yeri değil, aynı zamanda birçok bitki içerir. Olutu, alıç, zeytin yaprağı gibi. Düşük tansiyonu olanlar için artı düşük tansiyon, biber yeri çay ve sinirlot karışımlı çay. Yüksek tansiyonu olanlar için ise alıç karışımlı çay. Alıç karışımlı çayda ise olotu, sarı kantaron, adaçayı, zeytin yaprağı, rezene içerir. Artı enfeksiyon çayı, sinirlot karışımlı çay. Yani bunlar birbirini tamamlayıcı. Hastalığa göre Gökçek tonik, cemre tonik, Gökçek iksir, cemre iksir veyahut da çaylar, alıç karışımlı çay, biberiyle karışımlı çay, enfeksiyon çayı değişir. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz bu ürünleri kendini doktor olduğunu söyleyen bir vatandaş, ben diyor yıllarca çalıştım, cemre iksir, efendim zencefilli, cemre zencefilli, cemre lahanalı ürün ürettim diyor. Adam tam bir üçkağıtçı. Yanımda çalışan, eskiden yanımda çalışan bir elemanı ayartarak ondan aldığı yarım yamalak bilgilerle bir şeyler üretmeye çalışıyor. Onun üretmiş olduğu sahte ürünleri kullanan insanlar ne oluyor? Hastanelik oluyor. Hastanelik. İsterseniz bu konuda kişi herhangi bir ürün kullanmadan önce sağlığıyla ilgili iyi bir araştırma yapmalıdır. Nasıl araştırma yapacaksınız? Size bir ipucu vereyim. Şikayetvar.com bir site. Herkes buraya şikayetini yazıyor. Araştırın bakın. Panax'la ilgili bir sürü hap vatandaş kullanmış. Tansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği. Hatta feşli annesi için Panax hapı alan vatandaş annesi için, felçli hastası annesi için Panax hapı almış, kullanmış. Allah rahmet eylesin, ölmüştür. Burada var, isteyene belgeleri gösterebilirim. Şikayetvar.com'a girin, görün.
Bu tür üfkâçılara, dolandırıcılara aldanmayın, aldatılmayın. Hürmetle, saygılar. Birçok hastanın sürekli şikayetleri nedeniyle işte panak sap aldım, kullandım, şöyle hastalandım, böyle hastalandım demeleri üzerine bu panak nedir diye merak ettim. Ve bana panak sap alıp kullanıp insanların getirin bir de bir ben bakayım dedim. Evet, şu bir 6-7 çeşit Türkiye'de panak üretiliyor. Şu gördüğünüz panak sapının kapsülünü açtım, baktım. İçerisinde görmüş olduğunuz bu toz, bitki tozu ginseng içermiyor. Tadına baktığınızda güzellik ve meyan, çok zehir gibi bir toksin, bir madde içermiyor. Bunun içerisinde asla ginseng yani panax yok. Ortada bir dolandırıcılık var. İkincisi, burada çok meşhur başka bir doktorun üretmiş olduğu panax. Bunun kapsülünün içini açıyoruz, bakıyoruz ne var? Üretmiş olduğu panaksin içerisinde gördüğünüz gibi ot tozu var. Otu öğütmüş, bitkiyi öğütmüş. Çöpü yani kapsülün içine çöp doldurmuş. Bitkisel hap, damla, draje ve kapsüller bitki ekstraktından üretilir. Bitkiyi ot değirmende öğüterekten hap, damla, draje, kapsül yapamazsınız. Neden? Çünkü bir bitkinin birleşimindeki etken madde %1 veya %2'dir. Ginseng de %2. Siz ginsengi, yani ginseng panax, bitkinin adı, öğüterek de vatandaşa satarsanız sadece vatandaşın parasını almış ve dolandırmış olursunuz. O halde ne yapmak gerekir? Bitkiyi damıtmak, ekstraksiyonu, destilasyonu yapacaksınız. Özünü çıkaracaksınız. Ginsenzoid denen etken maddeyi kapsülün içine koyacaksınız. Kapsülün içine ot konmaz. Kapsülün içine bitki özü, yani bitkinin ekstraktı konur. Lütfen insan sağlığıyla oynamayın. Şikayetvar.com'a bir bakın. Böbrek yetmezliği yakalananlar veyahut da kullanıcı yorumları.net'e bir bakın. Bu ürünleri kullanmadan önce araştırın ve dolandırıldığınızı görürsünüz. Hürmetler, saygılar.